Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, 1000 aboneye özel videomuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir zamandır e, 1000 aboneye ulaşmayı bekliyorduk. 900'lerde 800'lerde geziyorduk ve 1000 aboneye sonunda ulaştık. E, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzda e, bildiğiniz üzere 1.3 patch notları geldi. E, yeni operatörler yani operatör dengelemeleri vesaire, operatörlerdeki değişiklikler artı e, oyunda gelebilecek ve de düşündüğüm e, fikirleri size aktaracağım. Bu videomuz bugün 1000 e, aboneye özel böyle bir video olacak. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere patch notlarında e, baktığımızda e, Lion Rebirth ve Kapita yani Capitao'yu da denemiştik zaten test serverında. E, çok hoşuma gitmişti ama biraz çok fazla güçlüydü. Şu anda biraz daha nöflenip Biraz daha güçsüzleştirildi diye düşünüyorum sözde ama bence sözde kalacak bir şey bu yani şu anda çok güçlü kapita benim şahsi fikrim olarak. Ee, şimdi sıradan şöyle bir başlayalım arkadaşlar bildiğiniz üzere Lion çok güçlü bir operatör olduğu için Lion'ı biraz dengelemek istediler artık Wallhack gibi değil de Alibi gibi böyle saniyelik spot atıyor. Ee, ilk başta şöyle söyleyeyim bir buçuk e, saniyeye düşürüldü etki süresi 3 saniye değil de böyle 1,5 saniye sürecek sadece. Ali gibi det 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 spotlayacak hareket eden birisi varsa eğer. 4 ee, saniyeden 2 saniyeye düşürüldü ee, tarama süresi. Ee, yani artık şey vücut hattını işaretlemek yerine pink gibi yani Ali'nin spotladığı gibi spotlanacak artık. Ee, e, çarjı 2'den 3'e çıkarıldı. Biraz daha fazla işlevsel oldu şu anda. Yani şöyle düşünün. Doka bir artı line yine eskisi gibi çok güçlü bir performans sergileyebileceksiniz. ROM klinik aşamasında. E, ee, Baya bir işlevselliğini arttırmış durumda bence 3'e çıkartmakla. Ee, biraz daha ne kadar da efektif, olsa, efektif olmasa desem bile millet. 51 mermili bir silah var. Aşırı çok güçlü bir silah. Artı böyle üç tane de böyle anlık operatörü kitleyen bir yeteneği olması, hareket halindeki pozisyonunu öğreten bir yetenek olması müthiş bir şey bence. Anlık kaçmalarda vesaire güzel bir drone work ile bayağı işlevselliğinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Ee, şöyle söyleyeyim artık ee, Lion'ın da bir counter'ı var. Vigil dediğim gibi aynı yani mesela Vigil aktifken Lion Scanleyemesin diyorduk. Artık e, yüksek ihtimal Vigil tükenlenmeyecek. Yüksek ihtimal yani taranmayacak. E, yeteneği açık olup üstüne koşabilirsiniz. Yani sadece line'in efektiyle bir şey olacağını zannetmiyoruz. E, şimdi yani line bayağı bir güçlendirildi gibi geliyor bana. Yani ne kadar da zamanını kısaltsalar bile Vigil ile counterlayabilirsiniz. Counterlarsanız counterlayamazsanız gene eskisi gibi kanser edeceğini düşünüyorum ben. E, Kapitaya baktığımız zaman arkadaşlar Kapita 19 vurmak yerine 12 vuruyor ama Şöyle bir şey var Rakibin bulunduğu pozisyonu arkadaşlar oradan çıkmak durumunda yüzde bırakıyor çünkü Çok fazla geniş bir alana etki ediyor şu anda Yani inanılmaz güçlü Benim şahsi fikrim yani 2 saniye sonra çalış yani tam Geniş alana etki ediyor ama ilk başta attığınızda sonrasında genişlediğinde Yani rakibi 5-6 saniye şey yapıyorsunuz, oradan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Aşırı güçlü. Şöyle bir şey de var, 10 metreden sonra yer çekiminden kaynaklı biraz şey ivme kazanıp yere düşeceğini söylüyorlar. Bakalım nasıl bir yenilik olmuş? Yani zaten çoğu attığımız yerler genellikle 10 metre'nin üstünü geçmiyor. Bir de çok fazla alanı ettiği için yani ben bir sorun olacağını zannetmiyorum o ivme kazanması. Şimdi Shield'dan kanser olanlar için bu. Blitz kullanıcılarını bayağı sıkacak bir haber ama e, Blitz yani kalkanlara karşı oynamayı sevmeyen kişiler için de rahatlatıcı bir haber. 2 e, saniyede yani bir kere flash bastı peşine 2 saniye sonra flash basabiliyorduk. Şu anda artık 7'ye çıkarıldı yani bir kere kör etti. Sizi tekrar kovalayıp bir daha kör edemeyecek. Mesela atıyorum sizi kör etti yarım kör oldunuz bıçak vurmuş oldunuz o anda o anda kör olduğunda kalkan açılıyor ya o iki saniyede bir daha kör edemeyecek sizi. Sizin de kör açılma noktanız açılacak vurabileceksiniz yani. Bilesi bayağı bir nöflemiş oldular. Bence çok iyi çünkü çok fazla OP bir operatördü yani e, bu ara ESL maçlarında vesairede çok fazla sıkıntı çıkarıyor yani millet montane ve hatta Montaigne oynamak yerine Fuse veya Blitz oynuyor. Bayağı bir saçma bir şeyler var yani. Fuse'un da bildiğiniz üzere PMM'ine muzzle break artı lazer taktiğinizde hip fire çok güçlü. Ee, mesela onu kullanıyorlar ya da Blitz'i kullanıyorlar şu anda. Bu nöften sonra artık Blitz de yavaş yavaş raftan kalkmış olur. Rankette vesaire de can sıkmaz ee, çok fazla. Kayıda inanılmaz bir buff geldiğini düşünüyorum ben. Yani algunu 27'den 33'e çıkartmaları çok iyi oldu. Benim scrimde şöyle söyleyeyim. 3 3'e veya da 4 kill aldığım oldu bir round'da. Çok aşırı güçlendi şu anda. Zaten fire rate'i de aynı şekilde çok güçlü. bunu neden böyle yaptılar? TCS yani pompalasının yerine duvarlara delik açmak yerine yetenek kullanmayı şey yapmak için. Yani mesela pompalasının mermisi de 61'den 51'e düşürüldü. o yüzden Biraz daha duvarlara delik açmak yerine e, Kayı ile işte şey olsun böyle biraz daha Trick ve artı aim fight'e giresin diye bir düşünce var bence daha güzel olmuş kayıt böyle ben awk artı impact Kullanıyorum şu anda e, Demeyici olağanüstü artmış benim çok hoşuma gitti şimdi şu anda benim iki tane bildiğimiz operatörü kafamızdan silmemizin gerektiğini düşündüren e, Şey maestro ve echo arkadaşlar şu anda maestro'ya e, EMP veya şok dronuyla vurulduğunda yani EMP alanının etrafında kalırsa Maestro'nun tarı arkadaşlar şöyle ortalık bir şekilde açılıyor. Yani tamamıyla değil de şöyle ortadan açılıyor. Ateş ettiğinizde gene kırılıyor. Aynı şekilde şok drone'a da bir tane dokundurduğunuzda açılıp bir kere daha vurdu mu kırabilirsiniz şok ile Yani e, çok sıkıntı oldu. Maestro'yu bildiğimiz çöp ettiler diyebiliriz. Maestro'yu sadece silah artık Silah veya şey için kullanacağız gibi gözüküyor. Ee, mesela bazı maplerde artık şey stratejiler şuna dönmeye başladı o ilk pompalısını alıp pistolüyle Oynayıp e, Rotasyon açıp artık pistolü de çok güçlü olduğu için pistolüyle öyle bir oynama tarzı Geldi gibi gözüküyor. Ee, yeteneğini de işte şey gibi kullanacağız nasıl diyelim Sadece girdikleri entry noktalarını görebilmek için veya böyle site'de yüksek yerlere koyabildiğiniz maplerde e, işlevselliğini göreceğimiz bir operatör haline dönüştü. Yani efektivliğini çok aşırı kaybetti. Zaten çok fazla counter vardı. Şimdi bir de böyle iki'den tane daha hard counter gelince maestro bildiğimiz çöp gibi bir şey oldu. Sadece rotasyon açmak için pompalısı çok iyi. E, onu kullanacağız gibi gözüküyor. E, bir değişiklikte de arkadaşlar Nomad'e geldi. Ee, Nomad'e artık trap'ini attıktan sonra arkadaşlar böyle bir ses çıkartıyor, düt 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 uyarı sesi yani böyle ben burada yapıştırılmışım. Artık onu impact atarak veyahut da çaprazlama kolay bir yere atmışsa vurarak çıkacağımız e, runoutlar olacak. Ee, Artı Nomad'e de Claymore yerine 3 tane flashbang gelir getirdiler arkadaşlar. Yani Nomad'i biraz daha e, Entry'e yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani içeri girsin. Vursun, arkaları treplesin, felahlesin, dansın, destek yani destekten çok supporta, supporttan şeye döndü, entreye döndü biraz daha nomet. Hem support hem entry gibi bir şey oldu nomet şu anda. Hem trepleriyle arkaları koruma, biraz rakibi yavaşlatmasın artık korumasının bir yararı kalmayacak çünkü şey eğer e ses çıkarttığı için efekt, efektifliğini kaybedecek. E bir değişiklikte de yenge geldi. Bu nasıl olacak? Bence biraz daha yenge bir güzel bir nerf olmuş gibi geldi. Yani şimdi tam tersi oldu. Mesela 3 saniye bekliyorduk ki mesela at bir şey atmak için mesela 3 saniye sonra patlamasını istediğimizde elimizde tutuyorduk böyle. Şimdi tam tersi. Direkt yapıştırırsak 3 saniye yerde böyle şşşt diye gidecek böyle. Mesela ee, son saniyesine kadar bekleyip pişirip yapıştırmamız gerekecek falan fişman böyle biraz zorlaştı. Eko'yu neden arkadaşlar şey dedim. Eko ile artık Maestro çöp, çöp operatörü olmaya başladı. Şimdi Eko ya Hard Counter IQ geldi arkadaşlar. Yani Gadget'ını kullandığı zaman kolunda IQ onu görebilecek ve alttan üstten her yerden vurabilir. Yani e, Bullet bir yere çıkmak gerekecek. Veyahut da böyle artık nasıl bir şey yapılabilir bilmiyorum. Yani böyle vuramayacağı bir yerleri keşfedip öyle oynamak gerekliliği koyuyor. Yani zaten ekodron'unu Drone'un IQ'yu direkt kantırlıyor Bir de kendisini de artık. Ee, çok sıkıntılı bir operatör oldu. Yani o yüzden pek kullanacağımızı düşünmüyorum Maestro ve Eko'yu. Yani onların yerine artık meka şey ee, işte kayıt olur. E, onun dışında ne olur? Böyle yani biraz daha oyun artık arkadaşlar kile, daha erken kile almaya, Treklerle yavaşlatıp kile dönmeye başladı. Biraz daha bomba kurmasını engellemek yerine biraz daha kill alın, biraz daha agresif oynayın. Böyle bildiğimiz kafa kafaya mücadeleler yani kafa kafaya kill savaşlarına dönmeye başladı oyun. Ee, yani peş notlarındaki kişiler şu anlık bize bunu gösteriyor. Ee, artık oyunu biraz daha fazla kill almayı yönlendiriyorlar. Ee, o yüzden oyun biraz bence saçmalamaya başladı gibi geliyor bana. Çünkü oyun takım oyunundan çok kill alma oyununa dönmeye başladı. Bu da benim canımı sıkıyor şahsen. Kill almamda sorun yok ama yani takım oyununda şöyle bir şey oluyor mesela nasıl diyelim? Online'larda çok sıkıcı o bir ortam oluşacak. Çünkü şöyle söyleyeyim. Online'da zaten ping sorunları var. Mesela 9 ping'liler bizi vurabiliyor. Yüksek ping'liler bizi vurabiliyor. Biz ortada kalmış ve sıkışmış bir durumdayız. Ama LAN'da bu böyle değil mesela LAN'da bu update'ler vesaire bunların gelmesi şöyle bir şey var zaten herkes birbirini vurabiliyor LAN'da. Hiç ping olmadığı için LAN çok keyifli bir şey. Ee, burada da biraz daha şey oluyor işte LAN'da da mesela atıyorum e, Smoke Vesaire böyle Tricking yani Tricking olayları ve yeteneklerle yavaşlatma Biraz ön plana çıkıyor. Yani Bakalım nasıl bir şey olacak veyahut da C4 oyunları işte mesela alttan C4'lama böyle değişik değişik şeyler artmaya başlıyor. Şimdi zaten double ban gelecek ESL'de. O zaman oyunun mekanikleri komple değişecek. Çünkü hat breach'leri banlarlarsa bir farklı bir oynama tarzı çıkacak. bu elektronik gadget counter'larını banlarlarsa ayrı bir oynama tarzı çıkacak. Yani şöyle düşünün eee ve IQ banladığınız zaman sadece Twitch kalıyor geriye. Twitch kalın da şey oluyor otomatikman. Ee, bütün gecitler aktif oynanabiliyor. Mesela karşı rakipte defansta y artı böyle farklı bir operatör banladığı zaman yani zaten bir de iki kişide iki tane de diğer takım banlayacak. Dört tane operatörü bir yandan unutacağız. Çok farklı farklı oynama mekanikleri çıkacak. Bakalım neler olacak ya. Ben yani merakla bekliyorum. Oyun biraz sıkıcılaşacak gibi geliyor bana. Çünkü ee, ezberler bozulup Oyun biraz daha evin fayda e. yani Map bilgisi pozisyon info Info ve aimi iyi olan takım her zaman kazanacak gözüküyor arkadaşlar bu iş buna gidiyor yavaş yavaş Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar ee, bin aboneye tekrardan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz destekleriniz için Umarım hoşunuza gitmiştir video görüşmek dileğiyle bakalım Nice bin abonelere milyonlara bakalım Görüşmek dileğiyle herkese i̇yi, iyi günler dilerim.